Efendim iyi akşamlar. Saatlerimiz tam da 19.45'i gösteriyor. Yeniden TGRT ana haber bülteninde işte karşınızdayım. Takvimlerimiz bugün 30 Ocak Çarşamba gününü gösteriyor. Sizin sesiniz olalım dedik. Bu ekran sizindir dedik ve Twitter'dan sesimiz TGRT etiketiyle bize dertlerinizi, şikayetlerinizi, istek ve önerilerinizi yazın dedi. Teşekkür ederiz. Her gün yüzlerce bize o hashtag'ten, daha doğrusu o etiketten mesajlar geliyor. Bugün çok önemli başlıklarda o şikayetleri aktaracağım. EYT, emeklilikte yaşa takılanlar. Sonra kadro bekleyenler ve son olarak da üniversite kredisini ödemekte zorlananlar. Dedim ya, önemli gelişmeler var. Lütfen takipte kalın. Birazdan ayrıntılarıyla aktaracağım. Şimdi bugünün gelin bir fotoğrafını çekmeye başlayalım. Bugün ön plana hangi başlıklar çıktı? İlk başlığımız: sol siyaseti Türkiye siyasetini yakından ilgilendiriyor. Siyasette deyim yerindeyse DSP rüzgarı esmeye başladı. Nasıl oldu bu? 24 Haziran seçimlerine katılamadı, izin verilmedi. Ama 31 Mart seçimleri için CHP'li küskünlerin buluşma adresi oldu. Şişli'yi çok isteyen Mustafa Sarıgül CHP'den ayrılmıştı. Bugün resmen DSP'ye girdi ve DSP'nin Şişli Belediye Başkan adayı oldu. Başka hangi CHP'liler sırada? DSP nasıl böyle bir başvuru adresi haline geldi? Ayrıntılarıyla haberimizde aktaracağız. Devam edelim. Hep eleştirildi. Üzerine çok şey yazıldı, söylendi. Binali Yıldırım hem meclis başkanı hem de AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı. İstifa edecek mi, etmeyecek mi? Belli oldu. Binali Yıldırım meclis başkanlığından istifa ediyor. Peki ne zaman istifa edecek? İstanbul'daki en büyük rakibi Ekrem İmamoğlu Binali Yıldırım'ın istifasını nasıl değerlendirdi dersiniz? Birazdan haberimizde aktaracağım. Ve Venezuela. İşler çığırından çıkmak üzere. Maduro, devlet başkanı bugün konuştu. Trump benim hakkımda ölüm emri verdi dedi. O da harekete geçti ve Amerika'nın desteklediği muhalif lider Guaido için bir takım kararlar çıktı. O kararlar neydi? Venezuela bölümümüzde ayrıntılarıyla aktaracağız. Dost meclislerinde, ikili sohbetlerde ya da televizyon tartışma programlarında hep şu soru sorulur değil mi? Memleketin en önemli sorunu sence ne? Kadir Has Üniversitesi bir araştırma yaptı. 1000 kişiyle konuştu Türkiye genelinde ve fotoğrafı çekti. Türkiye'nin en önemli sorunu, hem de mukayeseli olarak 2017'de, 2018'de terör mü, işsizlik mi, FETÖ mü, bunların tamamını canlı yayında Türkiye'nin en önemli sorunu ne? Bu soruya cevabı birlikte vereceğiz araştırma çerçevesinde. Ve son başlığımız, Magazinel davamızın ilk duruşması görüldü. Arda Turan bir tarafta, şarkıcı Berkay karşısında. Mahkemede neler oldu? Hepsi bir yana aylık kazanç polemiği ya da ironisi yaşandı. Hakim sordu Arda Turan'a, ayda ne kadar kazanıyorsun kimlik tespiti sırasında? 300 bin euro kazanıyorum cevabını verdi Arda Turan. Berkay'a aynı soruyu sorduğunda ben 1000 lira kazanıyorum dedi. Allah Allah, asgari ücret 2020 lira. Nasıl çıktı bu cevap? İroni yaptım dedi. Peş peşe video çekerek Berkay o anlamı, o ironiyi ayrıntılarıyla Türkiye'ye aktarmaya çalıştı. Ben de birazdan burada kendimce ironi yapacağım. Nasıl biz ücretli çalışanların, işçilerin, asgari ücretle geçinenlerin vergi verdiğini ironik bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Buyurun TGRT Ana Haber'e başlayalım. Binali Yıldırım geri adım attı. Meclis başkanlığından istifa edeceğini açıkladı. Bu kararı neden aldı? Rakibi Ekrem İmamoğlu kararı nasıl karşıladı? Yıldırım ne zaman istifa edecek? Az sonra.
Memleket işi, gönül işi. 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'nin sloganı bu. Bugün belli oldu, yarın ise Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim manifestosunu açıklayacak. İnandığı yolda gider, yıllardır beklenen lider Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. AK Parti'nin seçim manifestosu hazır. Gözler Ankara Arena Spor Salonu'na çevrilmiş durumda. Bir kutlu müjde var sabaha. AK Parti için 31 Ocak büyük önem arz ediyor. Zira Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu kürsüye gelecek ve 11 maddeden oluşan seçim manifestosunu açıklayacak. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın, Genel Başkanımızın belediye başkan adaylarımıza kesin çizgilerle belediye başkanlığı ve belediye başkanlığı anlayışıyla ilgili yaklaşımlarını açıklayacak. 11 maddeden oluşan manifestonun açıklanacağı salonda 40 bin kişinin olması bekleniyor. Ankara Arena Spor Salonu'ndaki bu alana, bu beyaz koltuklara 81 ilden gelen il, ilçe ve belediye başkan adayları oturacak ve buradan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim manifestosunu dinleyecek. AK Parti adaylarımız var, onlar gelecekler. Seçim manifestosunda yer alacak mesajlar pankartlara da yansıyor. Özellikle şehircilik ve gönül belediyeciliği ön plana çıkıyor. AK Parti 31 Mart yerel seçimlerde kullanacağı ana slogan da belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 81 ilden gelen belediye başkan adaylarına bir mesajı olacak. İşte o mesajda memleket işi, gönül işi diyecek. AK Parti bir ilke imza atacak. Seçim döneminde klasik kampanyalar yerine dijital kampanya kullanılacak. Bu kampanyanın diğer bir özelliği de arkadaşlar, çevre dostu bir kampanya olması. Görüntü ve ses kirliliği oluşturmayan, çevreye rahatsızlık vermeyen bir kampanya olması. Dolayısıyla bizim seçim kampanyamız çevre dostu, dijital, anlık veri alışverişi ve gündemi hızlı bir şekilde takip edebilen ve domine edebilen bir karakterde gerçekleşecek. Siyasi gündem giderek ısınıyor. MHP lideri Devlet Bahçeli bugün Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'yi ziyaret etti. Bahçeli yakında boşalacak meclis başkanlığı koltuğu için AK Parti adayını destekleyeceklerini açıkladı. Zillet ittifakının karanlıkta göz kırpmasıdır. Mesele anlaşılmıştır. Millet nezdinde de netleşmiştir. MHP lideri Devlet Bahçeli, HDP'nin 3 büyük şehirde aday göstermemesini bu sözlerle değerlendirdi. Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'yi ziyaret etti. Bahçeli gelmeden dakikalar önce İl Seçim Koordinasyon Merkezi'nde hareketli anlar yaşandı. Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tokalaşırken çekilmiş büyük bir fotoğrafı görevliler tarafından getirildi. Binanın giriş katına asıldı. Görüşme 35 dakika sürdü. Mehmet Özhaseki Bahçeli'ye Osmanlı kehribarı bir tesbih hediye etti. Sonrasında iki isim kameralar karşısına geçti. Milliyetçi camia bütün kurum ve kuruluşlarıyla, davasına gönül vermiş arkadaşlarıyla Sayın Özhaseki'nin etrafında kenetleşerek çalışmalarını sürdürecektir. Ben inanıyorum ki 1 Nisan aynı zamanda Türkiye'de mahalledareler seçimlerinin başarısıyla sonuçlanırken Ankara'da değerli bir yönetime kavuşarak Sayın Özhaseki'nin başkanlığında bir güzel hizmet sürecini sürdürecektir. Allah kendilerine yardımcı olsun. Başarılar diliyorum. Bir memnuniyet duyduk. Onur duyduk. İnşallah seçim sonuna kadar tüm Milliyetçi Hareket Partili arkadaşlarımızla hareket ettiğimiz gibi daha sonraki yönetim içerisinde de, yönetim anlayışımız içerisinde de aynı birlikteliği sürdürmeye kararlıyız. Bahçeli'ye Binali Yıldırım'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için meclis başkanlığı görevinden istifa edeceği açıklaması soruldu. Sayın Meclis Başkanımızın televizyon konuşmasında çok
sağlıklı bir görüş ortaya koymuştur. 18 Şubat'ta adaylığın müracaatı yapıldığı andan itibaren meclis başkanlığı görevimden istifa edeceğim ve belediye başkanlığı çalışmalarına hız vereceğim ifadesini kullanmıştır. Bu faziletli, erdemli bir davranıştır. Bu düşüncesine hep beraber saygı duymalıyız. Tartışmalarına son vermek gerekir. Bahçeli Yıldırım'dan boşalan koltuk için yapılacak meclis başkanlığı seçimi için net konuştu. MHP aday çıkarmayacak. AK Parti'nin adayını destekleyecek. Adalet ve Kalkınma Partisi kimi meclis başkanı adayı olarak takdim ederse Milliyetçi Hareket Partisi o adaya meclise destek verecektir. Bunun A'sı, B'si, kişisi, ötesi yoktur. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin mecliste Binali Yıldırım Bey'den boşalan yere meclis süresi içerisinde başkanlık yapacak bir AKP'li kardeşimizi öneriyorsa Milliyetçi Hareket Partisi Cumhur İttifakı'nın dışında hukuki zeminde de bunun bir hak olduğunu görüyor ve aday çıkarmadan kesin desteğini sunacaktır. Binali Yıldırım meclis başkanlığından istifa kararı aldı. Rakibi CHP'li Ekrem İmamoğlu bu karara geç kalınmış yorumunu getirdi. Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Binali Yıldırım Bey. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım meclis başkanlığından istifa edeceğini açıkladı. Yıldırım istifa tarihi olarak 18 Şubat'ı gösterdi. CHP adayı Ekrem İmamoğlu da Yıldırım'ın istifa açıklamasını değerlendirdi. Kararımı da verdim. Adaylık müracaatım yapıldığı andan itibaren meclis başkanlığı görevimi de bırakacağım. İstifa edeceğini açıkladı. Doğru yolu buldu. Yani anayasa maddesi de netti zaten. Meclis başkanlığı meselesi 18 Şubat tarihi itibariyle tamamdır. Yani orada görevimi tamamlamış olacağım. 18 Şubat galiba değil mi? Tarih belirledi. Yani yüksek seçim kurullarına dilekçe verildiği gün istifamı vereceğim dedi. Aksine bence şimdiden vermesi lazım. Yani doğru olan da o. CHP'de adaylar açıklandı, tepkiler zirve yaptı. İlk somut adım Mustafa Sarıgül'den geldi. Şişli adayı olarak DSP'ye geçti. Diğerleri de aynı yolu mu izleyecek? Adaylık için DSP'ye mi geçecek? Çarpıcı gelişmeler az sonra. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, meclis başkanlığından istifa edeceğini açıklayan Binali Yıldırım'a teşekkür etti. Akşener, Tunç Soyer konusunun kendileri için de kapandığını söyledi. Bu sağduyu gösterdiği için bir kez de teşekkür ediyorum. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in teşekkür ettiği isim Binali Yıldırım. AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın istifa açıklaması Akşener'in de gündemindeydi. Yani çok doğru bir davranış sergiledi. Çünkü Sayın Yıldırım o gün de söylemiştim. Çok tecrübeli bir arkadaşımız. Çok önemli görevler üstlendi. Dolayısıyla yeni yetme bir görüntü içinde çemkirilmesi, hep onun üzerinden incitilmesini ben kaldıramayacağını, buna uygun bir adım atacağına inandığımı söylemiştim. O hareketi yaptı. Gerçekten kendisine teşekkür ederiz. Çünkü olmazdı. Akşener, CHP'nin İzmir adayı Tunç Soyer'in adaylığına ilişkin net konuştu. Babadan oğula suç geçmez diyen Akşener, Tunç Soyer meselesi bizim için kapanmıştır açıklaması yaptı. Sayın Soyer'le ilgili fikirlerimi söyledim. Bu yapay tartışmanın devamını çok faydalı bulmuyorum. Tunç Soyer meselesi bizim açımızdan kapanmıştır. İyi Parti yerel seçimlerde Iğdır'da HDP nedeniyle aday çıkarmama kararı aldı. Akşener HDP'nin Iğdır'da kazanmaması için Cumhur İttifakı'na çağrı yaptı. Iğdır ve Ahlat'ta orada iki şehirde yani bir ilçe ve bir şehirde biz aday çıkarmıyoruz. Sonuç itibariyle Iğdır'da hem AK Parti hem MHP ayrı ayrı aday çıkardı. Oturun anlaşın, tek adaya düşürün. Bizim 5000 küsür oyun, 5500'e yakın oyumuz var. Biz aday çıkarmıyoruz. İşte BK ile ilgili İyi Parti'nin somut adımı. Cumhur İttifakı'nın paydaşları
bu konuda BK konusunda çok samimiyseler Iğdır'la ilgili tedbir almalılar. CHP'de Canan Kaftancıoğlu krizi büyüyor. İstanbul İl Başkanı önce istifa etti, sonra vazgeçti. Bu durum hem partiyi hem de Kılıçdaroğlu'nu rahatsız etti. CHP lideri Kaftancıoğlu'nu görevi bırakması için yanına çağırdığı iddia ediliyor. Biz bunları kamuoyu önünde tartışıp milletin gerçek dertlerinin, sıkıntılarının unutulmasını istemiyoruz. Bunlar bizim kendi iç işlerimiz. Geçtiğimiz pazar günü CHP'nin 18 saat süren parti meclisi toplantısının ardından kazan kaynamaya başladı. Toplantıya tartışmalar, kavgalar ve istifalar damga vurdu. CHP uzun süren toplantıların ardından 145 adayını açıkladı. Ancak İstanbul ilçe adayları görüşülürken İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu bazı ilçelerdeki isimlere tepki gösterdi. Kaftancıoğlu'nun Esenyurt ve Sancaktepe'de HDP'ye yakın isimlere söz verdiği ancak bunlar listelere giremeyince istifa etme kararı aldığı belirtiliyor. Kaftancıoğlu istifasını ise sosyal medyadan duyurdu. Ancak 7 saat sonra istifasını sosyal medyadan geri çekti. İstifasını Twitter'dan yayınlamıştır ama ondan sonra geriye çekmiştir. Twitter'dan yayınlanan bir istifanın bir geçerliliği yoktur. O andaki duygusal bir tepkinin neticesinde olduğu düşünülüyor. Kaftancıoğlu'nun sosyal medya üzerinden istifa etmesi, sonra geri alması genel merkezde rahatsızlığa neden oldu. Başta Grup Başkan Vekili Engin Altay olmak üzere bazı MYK üyeleri Kılıçdaroğlu'na Kaftancıoğlu'nun bu hareketinin bir karşılığı olması gerektiğini dile getirdi. İstanbul İl Başkanı'nın istifa şımarıklığı CHP'de büyük tahribata yol açtı. İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu bu şımarıklığa rağmen görevine devam edemez. Eğer devam ederse bu kez başka istifalar olur. Edinilen bilgiye göre CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Kaftancıoğlu'na tepkili. Hatta Kılıçdaroğlu tepkisini kurmaylarına iletti. CHP lideri Kaftancıoğlu'yla görüşmek üzere genel merkeze çağırdı. Cumhuriyet Halk Partisi bu süreçte demokratik bir şekilde adaylarını belirlemek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Memnuniyet duyanlar olacak, olmayanlar olacak. %100 memnuniyet mümkün değil. CHP kulislerine göre davet Kaftancıoğlu'na iletilirken sebebi de belirtildi. Sayın Genel Başkanımız resmi olarak tüzüğümüze, usulümüze uygun olarak partimize yakışır bir biçimde istifa etmenizi istiyor denildi. Bunun üzerine Kaftancıoğlu il örgütlerini toplantıya çağırdı. Genel Başkan tarafından istifasının istendiğini ve bunu da yapacağını dile getirdi. Ancak Kaftancıoğlu bu kararından da daha sonra vazgeçti. Meclis üyeleri listelerini de bizim yapmamız lazım diyerek listeleri YSK'ya vermeden hiç kimse beni koltuktan indiremez dedi. Kulislere göre Kılıçdaroğlu ve ona yakın kurmayları Kaftancıoğlu'nun istifa etmesinde ısrarcı. CHP'den istifa ederek DSP'ye geçen Mustafa Sarıgül yeni partisinin Şişli Belediye Başkan adayı oldu. Sarıgül bugün Ankara'da DSP Genel Merkezi'ndeydi. Güzel ilçemiz Şişli'yi Sayın Mustafa Sarıgül'e, Mustafa Sarıgül'ü de Şişli halkımıza emanet ediyoruz. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Mustafa Sarıgül'ün adaylığını eski başbakan ve DSP'nin kurucu ismi Bülent Ecevit'in bu sözleriyle ilan etti. CHP'den istifa eden Şişli eski belediye başkanı Mustafa Sarıgül, Demokratik Sol Parti'ye geçti. Şişli eski belediye başkanı Mustafa Sarıgül 23 Ocak'ta CHP'den istifa etti. Sarıgül istifasıyla ilgili yaptığı açıklamada CHP yönetimini eleştirdi ve beklemekten yorulduğunu ifade etti. Yerel seçimde yeniden aday olmak istediğini açıklayan Sarıgül, DSP'ye başvuru yapmak için Ankara'ya geldi. DSP Genel Merkezi'nde Aksakal'la görüştü. Görüşme bir saat sürdü. Görüşmenin ardından Aksakal ve Sarıgül kameralar karşısına geçti. Sarıgül'ün adaylığını Aksakal açıkladı. Belediyeciliğe 1999 yılında Demokratik Sol Parti Okulu'nda Ecevit'in önderliğinde başlamış. 2009 yılında yeniden Demokratik Sol Parti Belediye Başkanı seçilerek Şişli halkına hizmet etmiş. Bu partinin evladı olarak gördüğümüz Sayın Mustafa Sarıgül bugün yeniden DSP'nin Şişli Belediye Başkan adaylığını başvurusunu yapmıştır. Sarıgül kısa bir konuşma yaptı.
kendi evimizde, kendi yuvamızda bulunmaktan son derece mutluyum. Sarıgül gibi partisinden istifa eden ve aday gösterilmediği için tepki gösteren adayların adresi Demokratik Sol Parti oldu. DSP özellikle CHP'den aday gösterilmeyen isimlerin kapısını çaldığı adres haline geldi. Kars'ta CHP'den aday gösterilmeyen Naif Ali Beyoğlu, İzmir Kiraz'da Salim Özkarakaş, DSP'den belediye başkan adayı oldu. CHP Genel Merkezi tarafından aday gösterilmeyen Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun da DSP ile görüştüğü belirtiliyor. Kesimoğlu'nun DSP'nin çatısı altında seçimlere girmesi bekleniyor. CHP'den istifa eden Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar da DSP ile temas halinde. Edinilen bilgiye göre DSP, CHP eski milletvekili Mehmet Sevigen'e İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için teklif götürecek. Ayrıca Handan Toprak Beyni'nin Avcılar, Hüsamettin Özkan'ın Beyoğlu, Selami Öztürk'ün de Kadıköy'den adaylığını koyacağı öne sürülüyor. HDP'li eski vekil Celal Doğan'ın da DSP'den Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı olması bekleniyor. Bu isimlere önümüzdeki günlerde birçok ismin daha ekleneceği dile getiriliyor. Müthiş bir seçim süreci yaşıyoruz. Neredeyse 8 hafta, yani 2 aylık bir zaman kaldı. Bağımsız adaylar, yeni ortaya çıkan DSP'nin adayları, ana partiler gerçekten soluk soluğa geçen bir yarış izliyoruz. Bundan sonraki süreçte de izleyeceğiz. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Bakın ekranın sağ alt köşesinde Twitter etiketimiz orada duruyor. Sesimiz TGRT. Çok da fazla politikanın derinliklerine dalmadan şu seçim yarışıyla ilgili, seçimlerle ilgili, belediyelerinizle ilgili neler düşünüyorsunuz? Bize anlatın, bize yazın ve biz de buradan sizin düşüncelerinizi tüm Türkiye'ye aktaralım. Gecenin iç siyasette sıcak bir gelişmesi daha var. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı CHP'nin Tunç Soyer, babası Nurettin Soyer üzerinden eleştirilmişti. Neden? Babası 12 Eylül'de MHP ana davasının savcısıydı. Tunç Soyer bu akşam ilk kez konuştu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı CHP'nin Ekrem İmamoğlu ile buluştu ve o buluşmada da bakın kendisini ya da iddialara karşı hangi cümleleri kurdu? 40 yıl öncesinde kalmış ve herkes için acı, karanlık, üzücü anlamlar taşıyan bir dönemi bugüne tekrar taşımaya çalışmak, yani bugünün siyasetine malzeme yapmaya çalışmak çok üzücü. O dönem yaşandığı bütün acılarıyla, bütün üzüntüleriyle yaşandı. Oradan bugüne bir siyaset malzemesi çıkartmaya çalışmak hiç yakışmıyor. İnsanları tekrar üzüyor, yaralarını tazeliyor belki. Ben bunu doğru bulmuyorum. Bıraksınlar tarihçiler değerlendirsinler. Oradan bugüne taşınacak tek şey tarihtir. Başka bir şey değil. Tamam. Hayrun Nisa Gül şüphelenmişti ve dile getirdi çekinmeden. Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e makam aracında zehirli gazla suikast girişiminden şüpheleniliyordu. Abdullah Gül'ün basın ofisi açıklama yaptı ve bakın suikast iddiasının altından ne çıktı. Zehirli gazla öldürülmek istendi denildi. Klimada sorun olduğu ortaya çıktı. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün makam aracında zehirli gaz şüphesi iddiası ortaya atıldı. İddiaya göre bu şekilde Gül'e suikast düzenlenmek istendi. İddiaya göre olayı Abdullah Gül'ün eşi Hayrün Nisa Gül fark etti. Söz konusu iddiaya ilişkin Abdullah Gül'ün ofisinden bir açıklama yapıldı. Açıklamada olayın araçtaki klimadan kaynaklandığı belirtildi. Gül'ün makam aracındaki sorunun anlaşmalı serviste değil, başka bir tamirhanede çözüldüğü kaydedildi. Ve şu açıklama yapıldı. Olay klimadan kaynaklandı. Rahatsız eden bir kokuyla ilgili servis değişikliği yapılmış ve tüm masraflar Cumhurbaşkanlığınca ödenmiştir. Üniversiteyi yeni bitirenlere dikkat. Kredi Yurtlar Kurumu'ndan aldığınız kredi borçlarınız silinebilir. Teklif kimden geldi? Çalışmalar hangi aşamada? Az sonra. Venezuela'da gerilim her geçen gün tırmanıyor. Devlet Başkanı Maduro, Amerika Başkanı Trump'ın kendisi hakkında
ölüm emri verdiğini öne sürdü. Duruma ilk tepkiyi Venezuela Yüksek Mahkemesi verdi. Amerika'nın desteklediği muhalefet lideri Guaido'nun hem mal varlığına el konuldu hem de yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Venezuela ABD arasındaki gerginlik tırmanıyor. Venezuela Devlet Başkanı Maduro ilginç bir iddiada bulundu. Trump benim için ölüm emri verdi dedi. Maduro düzenlediği toplantıda işte bu sözleri sarf etti. Trump'ın kendisini öldürmesi için Kolombiya hükümeti ve mafyaya emir verdiğini iddia etti. Eğer başıma bir şey gelirse sorumlusu ABD Başkanı Trump ve Kolombiya Devlet Başkanı Duque'dir. Maduro ABD'ye seslendi. Bu şekilde olmaz Donald Trump. Ellerinizi Venezuela'dan çekin hemen. İç işlerine de karışmayın. Donald Trump. Başsavcı Tarek Saab'sa Venezuela'daki ABD yanlısı muhalefet lideri Juan Guaido'ya karşı soruşturma açmak istediğini duyurdu. Saab yüksek mahkemeye çağrı yaparak Guaido'ya ülkeden çıkış yasağı getirip mal varlıklarına el koymasını istedi. Yüksek mahkeme talebi yerinde buldu ve Guaido'nun ülkeden çıkışının yasaklanması, mal varlıkları ve banka hesaplarının dondurulmasını kapsayan ihtiyati tedbirlerin onaylandığını bildirdi. Guaido ise kararı değerlendirdi. Başıma bir şey gelirse insanlar ne yapmaları gerektiğini biliyorlar. Birleşmiş Milletler özel raportörü İstanbul'da. Çok önemli bir isim. Haziran ayındaki İnsan Hakları Konseyi'nin toplantısına kadar bir rapor hazırlayacak ve o rapora göre Türkiye, Suudilerin bir türlü aratmadığı o konsolosluktaki kuyuda izin almadan incelemelerde bulunabilecek. Adı Enes Kolomert, Birleşmiş Milletler raportörü. Bütün dünyanın gözü kulağı onda. Çünkü Suudilerin bir türlü baktırtmadığı kuyu onun hazırlayacağı raporla aranabilecek. Hem de Suudilerin keyfi beklenmeden. Özellikle başkonsolos rezidansında aranmasına izin verilmeyen yerlerle ilgili yapılacak bir araştırmada, incelemede ortaya yeni delillerin çıkması söz konusu. Birleşmiş Milletler yargısız ve keyfi infazlar özel raportörünün yanında bir İngiliz avukat ve Dünya Adli Tıp Akademisi eski başkanı da var. Bu heyetin de amacı Haziran ayında yapılacak insan hakları, Birleşmiş Milletler bünyesindeki insan hakları konseyinin toplantısına, yıllık toplantısına bir rapor hazırlamak. Haziran ayına kadar hazırlayacakları o rapor çok önemli. Çünkü Suudiler iyice köşeye sıkışabilir. Cemal Kaşıkçı cinayetinin kilidinin çözüleceği yer belki de konsolosun rezidansında bulunan kuyu. Çünkü Suudiler oranın bir türlü aranmasına izin vermiyor. Ancak Birleşmiş Milletler'in hazırlayacağı raporda hem konsolosluk binası hem de rezidans tekrar aransın denirse işte o zaman Türkiye aranmasına izin verilmeyen yerleri de didik didik arayabilecek. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği yetkilileriyle birlikte aramaları, incelemeleri yapabilir. Yani kazılmadık, bakılmadık yer bırakılmayacak. Bir de hazırlanan rapor sayesinde uluslararası ceza mahkemelerinin kapısı da aralanmış olacak. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne bir öneri götürülecektir. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde Kaşıkçı cinayetinin faillerinin yargılanması söz konusu olacak. Bunun içinde heyet Kaşıkçı cinayetinde elde edilen deliller için İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'la tam 4 saat görüştü. Heyet 2 Şubat'a kadar İstanbul'da incelemelerine ve temaslarına devam edecek. Gelelim ekonomi gündemimize. Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı. Daha önce %15.2 olarak tahmin edilen enflasyon hedefini revize etti. Enflasyonda yeni yıl sonu hedefi 14.6.
2019 enflasyon raporu yayımlandı. Raporun tanıtılması amacıyla Merkez Bankası bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda bir sunum yapan Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, yılın ilk enflasyon raporu hakkında bilgi paylaştı. Çetinkaya, 2019 yıl sonu enflasyon tahmininin %15,2'den %14,6'ya revize edildiğini açıkladı. Enflasyonun 2019 yıl sonunda %14,6 olarak gerçekleşeceğini, 2020 yıl sonunda %8,2'ye, 2021 yıl sonunda ise %5,4'e geriledikten sonra orta vadede %5 düzeyinde istikrar kazanacağını tahmin ediyoruz. Çetinkaya 2019 petrol fiyat varsayımının da 80 dolardan 63 dolara düşürüldüğünü belirtti. 2019 gıda enflasyon tahmininin ise %13 olduğunu ifade etti. Yakın dönem gelişmeleri çerçevesinde petrol fiyatlarına ilişkin varsayımımızı 2019 yılı için 80 ABD dolarından 63 ABD dolarına düşürüyoruz. 2019 ve 2020 yıl sonu gıda enflasyonu tahminlerimizi sırasıyla %13 ve %10 olarak koruduk. Çetinkaya enflasyonda ikna edici bir düşüş görünene kadar sıkı duruşumuzu koruyacağız dedi. Bugün yayınladığımız enflasyon raporunda verilen ana mesaj, enflasyonda ikna edici bir düşüş görünene kadar sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceğidir. Bu doğrultuda gerekirse ilave parasal sıkılaşma yapılabilecektir. Amacımız enflasyonu önce tek hanelere indirmek, sonrasında 3 yıllık bir zaman diliminde nihai hedefimiz olan %5'e yaklaştırmaktır. Nasıl duvarımdaki manzara? Akşam saatlerinde şöyle biraz iştahınızı açayım. Sumaklı soğan salatası ya da domatesler ince ince kıyılmış şöyle güzel çoban salata. Efendim adettendir. Bir kebapçıya gittiğinizde siparişlerinizden önce küçük tabaklarda salatalar gelir. O salatalar mekanın size ikramıdır. Ama birçok mekanda o ikramlar artık yok. Sebebi mi? Tahmin etmek hiç zor değil. Domates ve soğana gelen zamlar. Buyurun porsiyonunuz. Domates soğan isteme benden, buz gibi soğurum senden. Soğanın kilo fiyatı geçtiğimiz 3 ay önce kilosu tam 2,5 liradan satılıyordu. Şu an 6 lira civarına yaklaştı. Yani %100'ün üzerinde bir rakam. Evet. Bayağı da çok arttı. Geçtiğimiz haftalarda domatesin kilosu 4 liradan satılıyordu. Ama şu an 10 lira. Dönerci Emre Usta'nın dükkanındayız, tezgahındayız. Domates ve soğanda ciddi artışlar sonrası her iki ürün tezgahında kalkmış durumda. Bakın bu noktada domatesler, bu noktada ise soğanlar bulunuyordu. Ancak domates ve soğanda ciddi artış sonrası her iki ürün bu noktadan ayrılmış durumda ve domates ve soğanın kapları şimdilerde ise gördüğünüz gibi boş bir şekilde duruyor. Bizi çok etkiledi. Şimdi gördüğünüz gibi domates yok. Soğan. Yani burası domates yeri miydi? Domates ve soğan burada duruyor. Neden yok? Çok pahalı. Geçen hafta 2,5 lira aldım domates. Şu anda halde 4,5-5 lira. Marketlerde 6,5-7 lira. Soğan zaten deseniz aynı şekilde öyle. Ciğer yiyorsun, yanında soğan olması gerekiyor. Evet ama soğan yok. Niye yok? Çünkü pahalıdır. Zarar ederim. Zaten şu anda yani kafa kafaya çıkıyoruz gerçekten. Yani tamam domatesim soğanım yok ama yani patates kullanıyorum. Patates de 5,5 milyon lira. Bir tabakta. Evet, pilav üstü dönerimiz geldi porsiyon bir şekilde. Ancak porsiyonumuzda domates ve soğan yok. Daha önceki günlerde, aylarda, haftalarda yerken bu porsiyonda, tabakta domates ve soğan yerini alıyordu. Ancak yerine artık yeşil bir patates ve turşu kalmış durumda. Kıvırcıya basıyoruz, turşu koyuyoruz, patates koyuyoruz, ucuza alıyoruz. Yani müşteri memnun kalsın diye, tabak dolsun diye, güzel gözüksün diye. Çorba içiyorsun, ana menün ne? Ana menüm ciğer. Ciğer. Ciğerin yanında soğan sever misin? Severim abi. Ama ciğerin yanında soğan gelmeyecek sana. Evet abi. Biliyor musun? Biliyorum. Yani bizimkiler artık soğan yemiyorlar. Yemiyor. Soğanı çıkardım hayatımdan diyorsun. Evet. Restoranta ürün getirdim, domatesle soğan siparişi yok abi, bittik. Neden yok? Fiyatlar... Abi fiyatlar çok pahalı, aşırı yüksek. Biz bile tezgah açmayı düşünmüyoruz. Etiketimiz belli. Twitter üzerinden sesimiz TGRT. Dedim ya, yüzlerce etiketimize mesajlarınız düşmeye devam ediyor. Arasından az önce 3 tanesini seçtik.
Ama tam Zülfiyare dokunulacak o 3 mesaj birçok şeyi, Türkiye'deki odaklanılan birçok konuyu anlatmaya yetiyor. Anıl, seçtiğimiz ve birlikte hazırladığımız o 3 sesimiz TGRT tweetini, mesajını verir misiniz? Duran Ekici Beyler, emeklilikte yaşa takılanlar. Efendim bendeniz de, değil mi? Yaş 46-47 oldu. Sesimiz TGRT, biz emeklilikte yaşa takılanlar. Yaşımız 50'ye dayanmış. İşveren yaşlısın diyor, iş vermiyor. Devletimiz gençsin sen deyip emekli etmiyor. Artık geçim derdine düştük, mağdur olduk. Sayın Cumhurbaşkanımızdan mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Lütfen sesimiz olun. Şu cümle var ya, şu cümle anahtar aslında. Ana fikri şu EYT meselesinin. İşveren yaşlısın diyor, devletim de gençsin diye emekli etmiyor. Peki ben kaç yıldır çalışıyorum, prim ediyorum? 25-27 yıldır. Dikkat çektik ve bu sesi de duyurduk. Devam. İkinci başlığımız şeker fabrikaları. Sesimiz TGRT. Şeker fabrikaları satıldı. İşsiz kaldık, iş yok. Bulamıyoruz. Benden başka başka arkadaşlarım da var. Ekrem Bey, bize bir yol gösterir misiniz? Bir, yol gösterecek makam. Üzerime alındım, ben birkaç şey söyleyeyim. Sabredeceğiz, alternatifler arayacağız ve Ankara'nın özellikle şu şeker fabrikaları bağlamında pancarın son dönemde nişasta bazlı şekerdeki kota düştüğüne göre ne kadar değerlendiğini biliyoruz. Şeker fabrikaları ile ilgili kararını gözden geçirmesini bekleyeceğiz. Elçiye zeval olmaz. Şeker fabrikalarında işten çıkartılan işçilerin sesini de buradan duyurmuş olalım çalışanların. Ve üçüncü tweetimiz, üçüncü mesajımız. Bin bir zorlukla üniversite kazandık ve okuduk. Ama sonuç olarak bir atamamız ve bir işimiz yok. Atama yapılmamış, henüz iş bulunamamış. Ama yüklü miktarda KYK borcumuz var. KYK borçları silinsin, mezunların yükü azalsın. Sesimiz TGRT etiketiyle. Gerçekten bu cümle, bu tweet değerli. Neden? Bir kımıldama var, bir kıpırdanma var. Siyasette, Ankara'da, mecliste. KYK borçlarını mesele edinen arkadaşlarıma şu haberi hemen aktarmaya başlayayım. Üniversitede eğitim sırasında kredi kullanmayan öğrenci pek azdır. Doğrusu ben de kullandım. Özellikle maddi imkanları kısıtlı öğrencilere ilaç gibi gelir o para. Ama okul bitince ilacın etkisi geçer. Ödeme sancıları başlar. Şimdi o borçların kalkması, kredilerin karşılıksız verilmesi gündemde. Siz öğrenim kredisi aldınız mı? Aldım, evet. Ödediniz mi? Ödedim. Ben çalışmaya başladıktan sonra ödedim çünkü. Yapılandırmayla ödedim. Ha, zorlandım mı? Evet, zorlandım. 280 bin öğrenci icralık durumda. Toplam devletin alacağı 2 milyar. Öğrenim kredisi üniversite öğrencilerin kurtarıcısı oluyor. Ancak mezuniyetin ardından iş bulamayanlar kara kara düşünüyor. Çoğu genç bu borcu ödeyemiyor. Şimdi KYK borçlarının silinip silinmeyeceği merak ediliyor. Kredi borçları silinsin mi, yoksa silinsin yapılansın mı? Keşke silinse. Evet. Keşke silinse. Zorlukları yaşıyoruz, evet. Ya silerse yani bence bütün öğrencilerin içine gelir, iyi olur. Katılıyorum, silmeleri gerekiyor yani. Öğrenciyken o paraya ihtiyacı olan çocuğun sonra hayatının daha başında belli borçları ödeme döneminde o krediyi de yüklemek biraz acımasızca bence. Üniversite bitiyor, hayata 1-0 borçlu başlıyor. Gençlerin gözü kulağı Ankara'dan gelecek haberdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bu konuda yapacağı çalışma ise büyük önem taşıyor. Devlet şunu yapabilir, vadeyi biraz daha uzatabilir. Bu şekilde yardımcı olabilir. Devletin burada desteklik sağlaması lazım. CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar hak verdi. Bu konudaki kanun teklifini meclis başkanlığına sundu. Biz dedik ki bunu kredi olarak değil karşılıksız olarak versin. İşsiz üniversite mezunu gençlerimizin borçlarını silelim. Bu devletimize yük mü? Elbette yük, ama bu yükü hep beraber paylaşıp bundan sonra da öğrencilere karşılıksız burs verilsin.
Bu iş iktidarın, muhalefetin ortak işi olabilir. Bu gençlerin en büyük sıkıntısı, bunu hep birlikte çözebiliriz. Mezunlar, anneler ve babalar şikayetçi. Son günlerde birçok kişi öğrenim kredileri nedeniyle icralık oldu. Bazıları da geldi, vekilim benim okulum yeni bitti, ödeyemiyorum, icra gelecek, ne olur bunu çözün diyor. Aslında hükümet KYK borçlarını ödemeyenlerle ilgili bir yapılandırma yaptı. Yapılandırmadan faydalanan vatandaşların 31 Ocak'a kadar borçlarını ödemesi durumunda yapılandırması bozulmayacak. Ancak KYK borçlarının silinmesiyle ilgili konunun ise önümüzdeki günlerde kabine toplantısına gelmesi bekleniyor. Benim gözümden bence günün en değerli haberi. Dost meclislerinde memleket meseleleriyle dertlenen arkadaşlarımızla sohbet ettiğimizde şu soruya cevap ararız. Türkiye'nin, benim bu güzel memleketimin en önemli meselesi, en önemli sorunu ne? Bununla ilgili kafa yorarız, karşılıklı fikir teatisinde bulunuruz. Aslında seçenekler bellidir. Önem sıralaması kişilere göre değişir. Kadir Has Üniversitesi önemli bir araştırmaya imza atıyor tam 8 yıldır. 8 yıldır Türkiye sosyal siyasal eğilimler araştırması yapıyor. Tam 26 şehirde 1000 kişiyle yüz yüze görüşülerek Türkiye'nin sizce en önemli sorunu nedir sorusu sorulmuş. Buyurun sonuçları paylaşalım. Hem de 2017-2018 mukayesesini yaparak Türkiye'nin en önemli sorunu 1. işsizlik, değil mi? 2017'de işsizlik benim için en önemli sorun diyen Türk insanı oranı %17'ymiş. Yıl 2018, yeni bitirdik. Kaça çıkmış? %26.9, %27'ye çıkmış işsizlik sorununa dikkat çeken vatandaşlar. 2. hayat pahalılığı. 2017'de ne kadar önemliymiş hayat pahalılığı? %13.2. Peki 2018'de %17.8'e fırlamış. FETÖ, Fethullahçı terör örgütü, ihanet şebekesi. 2017'de %18.1 demiş vatandaş, benim için en önemli mesele FETÖ meselesi. 2018'de rakam %16.2'ye düşmüş. Ve diğer örgütler, PKK terörü başta olmak üzere. Terör ülkemin en önemli meselesi. 2017'de %29 oran, 2018'de %13'e düşmüş. Ve döviz kurları, döviz spekülasyonu özellikle 2018 yaz ayları. Nasıl yükselişe geçtiğini manipülasyonla çok iyi biliyoruz. Vatandaş 2017'de dolar, euroyu hiç mesele etmemiş. Ondaki artışı görmemiş, düşünmemiş bile. Sıralamaya girmemiş. Ama 2018 yılında rakam, evet, %6.4. Benim için %6'sı memleketimde döviz fiyatlarındaki dalgalanma, artış en önemli sorun. Mülteci sorunu, değil mi? Çok çok konuşuyoruz dost meclislerinde. 2.9. Bu sene 3.5'lara çıkmış. Evet, mülteci sorunu. Hak ve özgürlükler. Temel hak ve özgürlükler meselesi. Kısıtlamalar var mı? 2017'de 3.9'muş yüzde. Bunu mesele edilenler, 2018'de bu rakam %3'e düşmüş. Tam bunları bir potada erittiğinizde karşınıza şu çıkıyor. Geçen yıl ülkem insanı terörü, FETÖ'yü birinci öncelikli mesele görmüştü. Ama 2018, mutfak, çarşı, pazar, sebze, meyve, yaşananları biliyorsunuz. İşsizlik ve hayat pahalılığı şu anda ülkenin bir numaralı sorunu olarak görünüyor milyonlarca vatandaş tarafından. Biz aktaralım ve bu fotoğrafı da çekip buraya bırakalım. Anıl. Arda ve Berkay hakim karşısına çıktı. Hakim aylık gelirlerini sordu. Arda 300 bin avro, Berkay 1000 lira dedi. Ama sonra çark etti. İroni yaptığını söyledi. İroni yapan diğer meslek grupları hangileri? Kim ne kadar gelir gösteriyor? Ne kadar vergi veriyor? Az sonra.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın sinema sektörünün temsilcilerini kabul ettiği toplantıda elbette esprili anlar yaşandı. Oktay Kaynarca'ya son oynadığı dizide reis denildiğini hatırlatılınca Erdoğan bakın ne dedi. Şu anda o mu? Şu anda onu muyum? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sinema sektörünün sorunlarını görüşmek için Beyaz Perde'nin temsilcileriyle bir araya geldi. Yılmaz Erdoğan, Şahan Gökbakar, Demet Akbağ, Ata Demirer, Burak Özçivit, Oktay Kaynarca gibi ünlü isimlerinde hazır bulunduğu toplantı bir saat sürdü. Toplantıda zaman zaman kahkahalar da yükseldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sırasında mecliste kabul edilen sinema yasasını da imzalayacağını açıklıyordu ki ünlü oyuncu, senarist ve yapımcı Yılmaz Erdoğan sevinçle şimdi mi diye sordu. Şu anda o mu? Şu anda onu muyum? Yılmaz Bey, imzayı attık. Abi, elleriniz dert görmesin. Toplantı sırasında Oktay Kaynarca Erdoğan'a oynadığı diziyi izleyip izlemediğini sordu. Bizim dizimizi de izlemiyorsunuz sanırım. Sayın Bahçeli hep bizim diziden bahsediyor. Olur mu öyle şey? Ben de izliyorum. Konuşma tam bu yönde ilerlerken salondakilerden biri Kaynarca'ya dizide reis dendiğini hatırlattı. Erdoğan da burada bir tane reis var diye espri yaptı. Sanatçı Müjdat Gezen'in ardından Metin Akpınar hakkındaki adli kontrol kararı da kaldırıldı. Akpınar artık karakola gidip imza vermeyecek. Her faşizmin olduğu gibi, karşılaştığı gibi belki liderini ayağından asarlar, belki mahzenlerde zehirlenerek ölür, belki adı geçen başka liderlerin yaşadığı gibi kötü sonları yaşayabilir ama bize yazık olur, biz harap oluruz. Her şey bu sözlerle başlamıştı. Hakkında soruşturma başlatılan Metin Akpınar için adli kontrol kararı verilmişti. Adli kontrol kararı 37 gün sonra kaldırıldı. Yani Akpınar artık karakola giderek imza vermeyecek. Hakkındaki yurt dışı yasağı da kaldırılacak. Evinizden mi alındınız Metin Bey, siz kendiniz mi geldiniz? Evet. Metin Akpınar, Cumhurbaşkanı'na hakaret ve halkı hükümete karşı silahlı isyana tahrikle suçlandı. Aynı programda benzer ifadeler kullanan oyuncu Müjdat Gezen'le birlikte adliyeye giderek ifade verdiler. Müjdat Gezen için de geçtiğimiz hafta hakkında verilen adli kontrol kararı da kaldırılmıştı. Akpınar için 24 Aralık'ta verilen adli kontrol şartı kaldırıldı. Kanun içinde kalıyoruz yani, hukuk içinde. Kanada'da bahçıvanlık yapan bir kişinin 7 yıl içerisinde tam 8 kişiyi öldürdüğü ortaya çıktı. 8 kişiden birinin de Türk olduğu belirlendi. Sekiz kişiyi öldürdü. Seri katil işlediği cinayetleri itiraf etti. 67 yaşındaki Bruce MacArthur Kanada'da bahçıvanlık yapıyordu. İki cinayetle suçlanan adam geçtiğimiz sene tutuklandı. Polis daha sonra MacArthur'ı 6 cinayetle daha suçladı. Ömür boyu hapis cezasıyla yargılanan katil zanlısı 2010 ila 2017 yıllarında aralarında bir Türk vatandaşının da bulunduğu 8 kişiyi öldürdüğünü kabul etti. Hayatını kaybeden Türk, 43 yaşındaki Selim Esen'di. Öldürdüğü kişilerin kalıntıları Toronto'daki bir evde bulundu. Bazılarını parçalayıp bahçıvan olarak çalıştığı saksılara gömdü. Diğerlerini ise bir vadiye gömdüğü öğrenildi. MacArthur savcılığa öldürdüğü kişilere çeşitli pozlar verdirerek fotoğraflarını çektiğini, onlara ait mücevher ve bir defter gibi eşyaları hatıra olarak sakladığını da itiraf etti. 67 yaşındaki seri katilin duruşması 4 Şubat'ta başlayacak. Duruşmaya öldürdüğü kişilerin yakınları da katılacak. Geldi sıra magazinel davamıza. Futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay arasında yaşanan kavgaya ilişkin davanın ilk duruşması bugün yapıldı. Hakkında 12,5 yıl hapis cezası istenen Arda Turan'ın gizlilik talebi mahkeme tarafından reddedildi. Hemen servis etmeyin ama. Yok yok, duruşmadan sonra. Duruşmadan sonra beklerseniz. Aynen. İstanbul Adalet Sarayı'ndaki duruşmaya önce Arda Turan geldi. Zaten yargıda. Bizim ne yapıp yapmadığımızı bilmiyoruz. Şarkıcı Berkay ve eşi Özlem Şahin de avukatları eşliğinde Adalet Sarayı'na giriş yaptı.
Duruşma İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Turan'ın avukatları duruşmanın içeriğinin yasaklanması talebinde bulundu. Ancak mahkeme bu talebi reddetti. İddialar çok vahim. Silah doğrulttunuz, kavga ettiniz. Bir şey söylemeyecek misiniz? Hakkında cinsel taciz, yaralama ve ruhsatsız silahla ateş etme iddialarıyla 12,5 yıl hapsi istenen Arda Turan, profesyonel sporcuyum, aylık gelirim 300 bin avro dedi. Spor zaten yargıda. Bizim ne yapmadığımızı biliyoruz. Berkay ise şarkıcıyım, aylık gelirim 1000 lira diye konuştu. Hakkında hakaretten 2 yıl hapis cezası istenen şarkıcı Berkay savunmasında Arda Turan hatasını kabul edecek, özür dileyecek sözleriyle başladı ve şunları söyledi. Kendisi yeni baba oldu. Ben çocuğundan bir saat bile ayrı kalmasını istemem. Yaptığı terbiyesizliği kabul edecek. Berkay Şahin'in avukatının sorusu üzerine avukatıyla Arda Turan arasında şu konuşma geçti. Hastaneye bir çiçek yerine neden silahla gittiniz? Haklısınız. Silahla gitmem doğru değildi. Sabah saat 5'ti. Samimiyeti göstermek için öyle yaptım. Aile hassas bir konu benim için. Silahı evden almadım. Arabadaydı. Özel bir çaba yoktu silahı almak için. Şarkıcı Berkay'ın karısı Özlem Şahin'in iddiasına göre Arda kendisine evli olmasaydım seni kaçırmazdım demişti. Arda Turan davaya konu olan sözleri Özlem Şahin'e söylemediğini öne sürdü. Şu savunmayı yaptı. Hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum. Berkay'ın eşi ve ailesiyle ilgili böyle bir şeyin içinde olmadım. Konuşma sırasında Berkay bana küfretti. Şikayetçiyim. Davaya konu sözleri Özlem'e söylemedim. Özlem Şahin ise ifadesinde olay günü Arda Turan'ın içkili olduğunu öne sürdü. Arda Turan tam tersi ifade verdi. Olay gecesi Arda Turan çok güzelsin, evli olmasaydın seni kaçırmazdım dedi. Arda Turan alkollüydü, oradan uzaklaştım. Ben kimseye iftira atmadım. Benim bir çocuğum var, biri de karnımda. Allah'ın huzurunda herkes hesap verecek. Şikayetçiyim. İfadelerin alınmasının ardından mahkeme heyeti duruşmayı 19 Haziran'a erteledi. Davanın sonunda Arda Turan'ın avukatı Şeref Dede ile Berkay Şahin arasında ilginç bir diyalog geçti. Arda Turan'ın avukatı müvekkilinin doğum günü olduğunu hatırlattı. Sonrasında şunlar yaşandı. Müvekkilim haksız iddialarla suçlanıyor. Bugün ilk duruşma geldi. Polis çağırdı gitti. Ayrıca bugün müvekkilimin doğum günü. Bu talihsiz bir şey. Ben de sesimle para kazanıyorum. Burnumu kırdı diye bir daha para kazanamayabilirdim. Doğum günü hediyesi mi vereyim yani? Berkay Şahin kimlik tespitinde belirttiği aylık 1000 lira kazancım var sözleriyle ilgili şu açıklamayı yayınladı. Bizim aylık kazancımızı zaten bilmesi gereken kurumlar biliyor. Ben sadece insanların sahip olduklarını böyle böbürlenerek söylemelerinden dolayı orada bir rahatsızlık duydum ve kinaye yaptım. Yani sanık koltuğunda yargılanan birinin 300 bin euro kazanıyorum aylık demesini ben de 1000 lira kazanıyorum dedim. Yani o maksatta kinaye yapılarak söylenmiş bir şeydi. Zaten mahkemede de herkes de bunun farkına vardı. Maşallah memlekette herkes ironi yapıyor. Bir ironi de şu stüdyodan siz adına, şu millet adına, çalışanlar adına bir de ben yapayım. Mahkemelere gittiğinizde ilk duruşmada az önce de izledik. Kimlik tespiti yapılır. Eğitim durumu, memleket, TC kimlik numaranız ve aylık geliriniz de sorulur. Çünkü ona göre bakar mahkeme, değerlendirir. Bir tazminat cezası verdiğinde ya da vereceğinde ne kadar ücret ödeyebilir? Yerleşik bir iş adresi, işi var mı? Bunlara bakar. Daha sonra da tekrar geriye döner ve inceler. Şimdi Arda Turan maşallah dedim ya. Allah daha çok versin. Gözümüz yok. İstanbul'da belediyenin Başakşehir Sporu'ndan ayda 300 bin euro kazanıyor. Yıla vurduğunuzda 4 milyon eurolara yakın bir paradan söz ediyoruz primleriyle. O bir kenarda dursun. Ben Berkay'a dikkat çekmek istiyorum. İroni yapmak istemiş ya. Ben 1000 lira kazanıyorum dedi. 1000 lira kazanıyorum dedi. Sosyal medyada da gündem oldu. Ülkede asgari ücret 2020 lira oldu. Asla asgari ücretin altında kazanmadığını biliyoruz Berkay'ın. Arda Turan böyle havalı bir şekilde ben 300 bin euro kazanıyorum deyince ona cevap olsun diye bu miktarı söyledim diyor. 1. Acaba vergi problemi mi var? 2. Mahkemede
yalan beyan, yanlış beyan olarak bu değerlendirilebilir mi? Belli ki arkadaşları ya da menajeri Berkay'ı uyardı. Hemen bir video çekti ve Instagram'a yükledi. Ama o video son video olmayacaktı. Hazırladık. Hızlıca o videoyu bir izleyelim. 8 saniye kadar ardından devam edeceğiz. Arkadaşlar 1000 TL gelire takılmışsınız ama onu benim niye söylediğimi aşikar ortada. 1000 TL kazanmadığını zaten herkes farkındadır. Öpüyorum, bunlara takılmayın. Geçin, gidin. Nereye gidelim Berkay? Yani illa güzelleme haberleri istiyorsunuz. Kliplerinizi, şarkılarınızı şu ekrandan haber yapsak çok hoşunuza gidecek. Geçiniz, gidiniz diyorsun. 1000 lira ironi yaptım. Tabii uyarıldı. Şunun da altını çizelim. Bizler bordro mahkumu çalışanlarız. Şükürler olsun memleketin büyük vergi yükünü de bizler çekiyoruz. Daha maaşımız hesabımıza yatmadan vergiyi devlet otomatikman çekiyor. Mesela plaka sahibi taksiciler, taksi plakası sahipleri yılda ne kadar vergi veriyor? Götürü diyorlar. 2200 lirayla 1800 lira arası vergi ödüyorlar. Plaka sahibi 1,5-2 trilyonluk milyon liralık dolmuşların sahipleri ne kadar vergi veriyor? Futbolcular ne kadar vergi veriyor? Kuyumcular ne kadar vergi veriyor? Maşallah herkes götürü çalışıyor. Bir biz getiri çalışıyoruz. Sürekli vergi veriyoruz. Vergi meselesi ve dahi yaptığı ironi yanlış anlaşılabilir diyerek Berkay durmadı. İkinci videoyu da çekti. Çünkü kendisini anlatması gerekiyordu. Sırada ikinci Berkay videosu var. Bizim aylık kazancımızı zaten bilmesi gereken kurumlar biliyor. Ben sadece insanların hani sahip olduklarını böyle böbürlenerek söylemelerinden dolayı orada bir rahatsızlık duydum ve kinaye yaptım. Yani sanık koltuğunda yargılanan birinin 300 bin euro kazanıyorum aylık demesini ben de 1000 lira kazanıyorum dedim. Yani o maksatta kinaye yapılarak söylenmiş bir şeydi. Zaten mahkemede de herkes de bunun farkına var. Kinaye, ironi. Evet, Berkay'ın az önce haberinde de bu videoyu izlemiştik. Bir kez daha hatırlatmak istedim. Tüm bu magazinel yaşananların ışığında şu vergi reformuna ne kadar ihtiyacımız var doğrusu? Dolaylı vergilere bu kadar yükleniyoruz ama servetten, ama zenginden bir türlü hak edilen ölçüde vergi alamıyoruz. Biz bekliyoruz. Bordro mahkumuyuz. Elbette zenginin malı züğürdün çenesini yoruyor. Diyelim ve kanalım anıl. Türkiye kış turizminde bir basamak daha atladı. Kaçkar Dağları'nda helikopterli kayak turları başladı. Muhteşem görüntüler, heyecan dolu bir parkur. Az sonra. Ekranların Polat Alemdar'ı, yani Necati Şaşmaz, bugün şaşırtan bir açıklama yaptı. 7 yıl önce evlendiği eşinden boşanacağını duyurdu. Oyuncu Necati Şaşmaz'la 2012 yılında evlendiği Nagihan Şaşmaz boşanma kararı aldı. Necati Şaşmaz avukatı aracılığıyla bir basın açıklaması yaptı. Yazılı açıklamada Necati Şaşmaz'ın evliliğini tüm çabalarına rağmen kurtaramadığı ve ayrılık kararını hayata geçirerek Nagihan Şaşmaz aleyhine boşanma davası açtığı belirtildi. İstemiyorum. Açıklamada Necati Şaşmaz'ın boşanmanın anlaşmalı olarak yapılması için de gayret sarf ettiği ancak çekişmeli boşanma haline dönmek durumunda kaldığı kaydedildi. Bu kadar magazin haberinden sonra şöyle bir Anadolu'ya doğru açılalım. Anadolu yoğun kışın etkisinde. Kar yağışı, tedbirsiz sürücüler hepsi bir araya gelince Antalya-Konya karayolu trafiğe kapandı. Yüzlerce araç yolda kaldı. Devam et. Görüntüler Antalya-Konya karayolundan. Yoğun kar yağışı nedeniyle yüzlerce araç yolda mahsur kaldı. Öğle saatlerinde başlayan kar yağışı Antalya-Konya karayolunda trafiği durma noktasına getirdi. Akseki ilçesi Akçeşme mevkiinde etkili olan kar yağışına hazırlıksız yakalanan
yüzlerce araç sürücüsü yolda kalırken çok sayıda maddi hasarlı kaza meydana geldi. Antalya'dan geliyoruz, Ankara'ya doğru gidiyoruz. Yol komple kapalı. Konya'dan gelip Antalya'ya gidiyorum. Yol üstünde yaklaşık 200 tane araba kaymış vaziyette. Çeşitli lokasyonlarda. Kar lastiği kimsenin yok. Zincir doğru dürüst kimse de yok. Büyük araçlar yan duruyor zaten. Bölge trafik ve jandarma ekipleri yolda kalan araç sürücülerine yardımcı olurken Antalya-Konya karayolu Akseki kavşağında da tedbir alındı. Antalya Emniyet Müdürlüğü bölge trafik ekipleri Akseki üzerinden Konya istikametine gidecek olan tır ve benzeri uzun araçları dinlenme tesislerine yönlendirirken zinciri ve kar lastiği bulunmayan araçların geçişine izin vermiyor. Helikopterli kayak sporunun Türkiye'deki merkezlerinden Rize'nin Kaçkar Dağları'na ilgi artıyor. Helikopterle zirveye çıkan sporcular kendilerini nefes kesen bir maceranın içinde buluyor. İşte kartpostal gibi görüntüler. Karlı zirvelerden kendilerini aşağı bırakıyorlar. Nefes kesen macera dolu bir yolculuğa çıkıyorlar. Rize'nin Kaçkar Dağları helikopterli kayak sporunun Türkiye'deki merkezi haline geldi. İlgi her geçen yıl artmaya başladı. Sporcular Ayder Yaylası'ndan helikopterlerle alınıyor. Kaçkarların zirvesine bırakılıyor. Hazırlıklar yapıldıktan sonra macera için nefesler tutuluyor. Sporcular aynı anda kendilerini zirveden aşağı bırakıyor. Dans le calcul, l'atterrir pile dans le soleil. Ah là là. Hem yaşanan macera hem de ortaya çıkan manzara nefesleri kesiyor. O macera dolu yolculuk kas kamerası tarafından da kaydediliyor. Kayak sonrası sporcular yine helikopterlerle alınarak Ayder bölgesine geri getiriliyor. Helikopterli kayak dünyada belli başlı yerlerde yapılıyor. Efendim bir Tokatlı Venedik'e giderse ne olur? Bakalım ne olurmuş. Başındaki yazmayı da sarıya mı boyadın? Sazı çaldı, söylediği Tokat türküsünü Venedik'te yankılattı. Neden sararıp soldun da sevdaya mı uğradın? İtalya'nın Venedik şehri su kanallarıyla ünlü. Ozan Çekiç adlı bir Türk ailesi ise gondola bindi. Kanallarda gezerken sazı eline aldı. Tokat'ın meşhur türküsü, başındaki yazmayı da sarıya mı boyadın türküsünü söylemeye başladı. Venedik'te Tokat türküsü yankılandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntü büyük beğeni topladı. Hızır elinden tutsun da bana yollasın seni. Ben de bir Tokatlıyım. Venedik'te Tokatlı hemşerim şovunu yapmış. Ona da buradan güzel bir alkış gönderelim. Ana haber bülteninin sonuna geldik. Birazdan Meliha Okur'la Anlat Bana programı var. Önemli bir konuk. Saadettin Saran burada Meliha Okur'un konuğu olacak. Fenerbahçeliler, spor severler, aklınızdaki tüm soruları gazeteci arkadaşım Meliha Okur Saadettin Saran'a soracak. Sakın kaçırmayın. Yarın akşam 19.45'te biz yine burada olacağız. Yarın akşama kadar kalınız sağlıcakla.